Gecemiz mübarek olsun. Cenab-ı Hak bu gecenin feyzinden, bereketinden, rahmetinden istifade eden kullarının zümresine bizleri ilhak eylesin. Mübarek Ramazan-ı Şerif ayının adım adım yaklaştığını bize haber veriyor bu gece. Ve aynı zamanda Yüce Rabbimizin kullarını bağışladığı, affettiği ve adeta beratımızı alacağımız bir gece. Mübarek olsun inşallah. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz bir ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Hamim. والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين صدق الله العظيم حاميم apaçık olan kitaba yemin olsun ki biz onu yani Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik. Kuşkusuz biz uyarıcıyız. Her hikmetli iş o gece bizim katımızdan hükmedilir. Yani katımızdan verilen bir emir vardır. Çünkü biz peygamberler göndermekteyiz. Çok kıymetli kardeşlerim, bu gece Kadir gecesinde inecek olan, nazil olacak olan Kur'an-ı Kerim'in levh-i mahfuzdan alınıp dünya semasına indirildiği gecedir aynı zamanda. Ve bu gece yine müfessirlerin ifadesiyle, müfessirlerin bu ayeti kerimeyi tefsir ettikleri zaman bu gecenin aynı zamanda müminler için, Müslümanlar için bir hüküm gecesi olduğunu da ifade ediyorlar. Yani bu gece aynı zamanda biz müminlerin, biz Müslümanların bir hüküm gecesidir. Berat diyoruz bakınız, adı üstünde. Yani bir müminin
günahtan beri olduğu, günahtan uzaklaşacağı gecedir bu gece. Ve bu gece Şaban ayının 15. gecesidir. Hadis-i şeriflere baktığımız zaman hadis-i şeriflerden bu gecenin özellikleriyle alakalı olarak şunları görüyoruz. Bir defa az önce de ifade ettiğim gibi bu gece önemli işlerin seçimi ve ayrımı yapılır. Diğer taraftan bu geceyi ibadetle geçiren, bu geceyi ibadetle geçirecek olan, dua ile geçirecek olanlara yardımcı olması amacıyla Allah tarafından melekler yeryüzünü işgal ederler, yeryüzüne ilerler. Melekler yeryüzüne iniyor. Hatta yeryüzüne inen meleklerin ibadet eden müminleri, ibadetle bu gece ibadetle bu geceyi geçirecek olan müminleri göreceklerdir. Ve onlar Rablerine dönecekler tekrar. Cenab-ı Hak her şeye muttali olmasına rağmen, her şeyi en iyi bilmesine rağmen melekleri bizim ibadetimize, bu geceki ibadetimize şahit kılmak amacıyla meleklere soracak. Diyecek ki kullarımı nasıl buldunuz? Melekler de diyecek ki ya Rabbi, senin kullarını sana secde ederken bulduk. Sana ibadet ederken gördük. Allah Azze ve Celle soracak. Peki secde eden kullarım benden ne istiyorlardı? Ya Rabbi, senden aflarını istiyorlardı. Affedilmeyi istiyorlardı. Bağışlanmayı istiyorlardı. Cenneti istiyorlardı. Peki o kullarım cennetimi gördüler de mi ki cenneti istiyorlar? Hayır ya Rabbi, görmediler. Peki görseydiler, ya Rabbi görseydiler secdelerini, alınlarını secdeden hiç kaldırmazlardı ve o cennete girmek için daha çok gayret sarf ederlerdi. Peki başka ne istiyorlardı? Ya Rabbi, bir de senin cehenneminden azat olmayı istiyorlardı. Ya Rab, değil mi? Biz bu gece ne diyoruz? Ya Rab, cehenneminden bizleri azat eyle. Cehennemin ateşinden bizleri azat eyle. Melekler buna şahitlik yapıyor. Ve Rabbimize diyorlar ki, ya Rabbi, bu gece kulların aynı zamanda cehennemden uzaklaşmayı da istiyorlar. Peki o kullarım benim cehennemimi gördüler mi? Gördüler mi benim cehennemimi? Hayır ya Rabbi, senin cehennemini de görmediler. Peki onlar benim cehennemimi görseydiler ne yaparlardı? Ya Rabbi, onlar senin cehennemini görselerdi, ömrü hayatları boyunca o cehenneme girmemek için, o ateşte yanmamak için gece gündüz sana ibadet ederlerdi ya Rabbi. Böyle meleklerle Rabbimizin arasında böyle bir efendim konuşma da gerçekleşecek. Dolayısıyla melekler bu gecenin feyzinden, bu gecenin rahmetinden, bu gecenin bereketinden istifade eden biz müminlerin ibadetlerine, yakarışlarına da bu gece ne yapacaklardır? Şahitlik edeceklerdir. Bu gece aynı zamanda bağışlanma ve af gecesidir. Biraz sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin hadis-i şerifini anlatacağım. Bu gece özel bir gece, bir af gecesi, bir bağışlanma gecesidir. Ve bu gece aynı zamanda Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme müminler için, biz ümmeti için şefaat yetkisinin verildiği bir gecedir aynı zamanda. Ve az önce de ifade ettiğim gibi Kur'an-ı Kerim'in levh-i mahfuzdan alınıp dünya semasına indirildiği bir gecedir aynı zamanda. Çok kıymetli kardeşlerim, Şaban ayında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu Şaban ayı içerisinde özellikle çokça oruç tutarmış. Şaban ayı içerisinde bu soruluyor Efendimiz'e, zaman zaman soruluyor ve Efendimiz de bu Ramazan ayı öncesinde, bu Şaban ayında neden daha fazla oruç tuttuğunu anlatırken Efendimiz buyuruyor ki Şaban beyne Recep ve Ramazan,
Recep ve Ramazan arasındaki Şaban ayı, bu ay öyle bir ay ki yavfulun nasu anhu, insanlar bundan, bu aydan gafildirler diyor. Yani bu aydan gafil olduğumuzu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize haber veriyor. Bu ayda ameller alemlerin Rabbine arz edilir. Cenab-ı Hakk'a arz edilir. يَرْفَعُ ف۪يهِ اَعْمَالُ الْعِبَادِ فَاُحِبُّ اَنْ لَا يَرْفَعَ عَمَل۪ي اِلَّا وَاَنَا صَائِمُونَ Benim amellerimin Allah'a arz edildiği bu ayda, özellikle bu ayda oruçlu olmayı istiyorum diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu aya daha fazla hürmet ediyordu Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz. Bu ayın içerisinde özellikle bu geceye daha fazla ibadete, daha fazla önem veriyordu. Cenab-ı Allah o gece güneşin batmasıyla dünya göğüne iner. Hadis-i şerife dikkat ediniz. Dünya semasına nazar eder ve şöyle der bakınız. Benden af dileyeniniz yok mu? Onları affedeyim. Efendimiz öyle buyuruyor bakınız. Allah bizzat kendisi kullarına benden af dileyen yok mu diyor. Onları affedeyim diyor. Benden rızık isteyen yok mu diyor. Onlara rızık vereyim. Benden diyor bağışlanma dileyen yok mu diyor. Onları bağışlayayım. Yok mu şunu isteyen, yok mu bunu isteyen, bunları hep vereyim diyor. Allah bizi ne kadar çok seviyor bakınız. Allah bize ne kadar çok merhamet ediyor. İsteyin diyor bu gece. İsteyin ben de vereyim diyor. Affınızı isteyin. Rızık isteyin. Bağışlanma isteyin. Ne isterseniz isteyin diyor. Onların hepsini ben bu gece size vereceğim diyor. Onun için bu gece ayakta olmak lazım. Bu gece Allah'ın rahmet hazinelerinden istemek lazım. Kendimiz için, çoluk çocuğumuz için, hanelerimiz için, gençlerimiz için, hastalarımız için, dertli kardeşlerimiz için, bütün bunlar için bu geceyi bir fırsat bilmemiz gerekiyor. Bakınız değerli kardeşlerim, bu gece bizim için bir fırsat gecesi dedik. Geçen sene aramızda olup da Şaban'ın 15. gecesinde aramızda olup da bu gece aramızda olmayanlar var. Bir sonraki Şaban'ın 15'ine kavuşuruz, ya kavuşuruz ya kavuşamayız. Bilemiyoruz biz bunu. Dolayısıyla bu geceyi bereketli geçirmemiz gerekiyor. Bu geceyi tevbe ve istiğfarla geçirmemiz gerekiyor. Bu geceyi dua ile geçirmemiz gerekiyor. Bakınız Yüce Rabbimiz bizzat kendisi isteyin diyor benden. Benden isteyin diyor. Rızık isteyin vereyim. Şifa dileyin vereyim. Af dileyin size affedeyim. Bizim de ne yapmamız lazım? Dua ile bu gece ne yapmamız lazım? Allah'a yönelmemiz ve bu manada Rabbimizden affımızı dilememiz gerekiyor değerli kardeşlerim. İnşallah bu gece bizim beratımıza vesile olur. Bu gece bizim affımıza vesile olur. Rabbim bereketli eylesin. Rabbim kazançlı eylesin. Bu geceyi kazançlı geçirenlerden eylesin inşallah diyorum. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya rabbel alamin ve ya erhamer rahimin. Sana hamdü senalar olsun ki bizleri yeniden Berat gecesine kavuşturdun. Bu gecenin feyzinden, bu gecenin rahmetinden, bu gecenin bereketinden istifade etmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bu gece affettiğin kullarının zümresine bizleri ilhak eyle ya Rabbi. Bu gece bağışladığın kullarının zümresine bizleri ilhak eyle ya Rabbi. Eşimizin, dostumuzun, komşularımızın ruhlarını şad eyle, makamlarını cennet eyle ya Rabbi. Helal mal ile en kısa sürede borçlarını eda etmeyi kendilerine nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, şehrimizi, devletimizi, milletimizi, İslam alemini her türlü görünür görünmez deprem felaketinden, sel felaketinden, yangın felaketinden ve bilumum bela ve musibetlerden muhafaza eyle ya Rabbi. Mazlum ve mağdur olan kardeşlerimiz var. Onlara da yardım eyle ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'e birlik ve beraberlik nasip eyle. Ümmeti Muhammed'e uyanmayı nasip eyle. Şuurlanmayı nasip eyle ya Rabbi.
cennetini ve cemalini bizlere lütfeyle ya Rabbi. Cehenneminden bizleri azat eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bizleri, çocuklarımızı, gençlerimizi namaz ehli eyle ya Rabbi. Gönüllerimizi camiye bağla ya Rabbi. Camiyle hemhal olabilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi.